Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizlere puf puf lezzetli güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Bugünkü videomda gelindilerseniz tarifin detaylarına geçeyim. Tarif için 1 kilo un kullandım. 1 yemek kaşığı kuru maya. 5 su bardağı toplamda su ekledim. hamur yoğurmak için. 1 buçuk yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum hamura hamur cıvık kıvamlı ele yapışan yumuşak bir hamur olacak ki ekmek de puf puf olsun. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra 20 dakika mayalanmaya bırakacağım. Üzerine bir streç film serip poşette geçirdim ki mayalanma süresi daha kısa olsun diye bu şekilde 20 dakika beklettim ve mayalanan hamur gördüğünüz gibi havasını alıyorum ve bezelere ayıracağım. Büyük parçalar kopartıyorum, bezelere ayırmadan önce 14 tane beze hazırladım. ve 2 tepsi ekmek çıkartacağım. Tepsi içerisine öncelikle mısır unu serpiyorum ve içe doğru katladığım bezeleri tepsi içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tek tek hamurları içe doğru katlıyorum. Düzeltip tepsi içerisine alıyorum. İlk tepsiyi hazırladım. 7 tane bezeyi tepsi içerisine aldım. Diğer tepsiyi de aynı şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi toplamda 2 tepsi ekmek hazırladım. 15 dakika üstü kapalı bir şekilde tekrardan mayalanmaya bırakıyorum. üzerine süreceğim karışımı hazırlayacağım bir tane yumurta bir yemek kaşığı un bir yemek kaşığı da yoğurdu kap içerisinde karıştırıp hamurların üzerine süreceğim gördüğünüz gibi karışımı hazırladım üzerine açtığım hamurların üzerine sürüyorum bolca üstüne birazcık susam ilavesi yapıyorum. 200 dereceli fırında 35 dakika pişireceğim. İlk tepsiyi fırına gönderdim. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine susam ilavesi yapıyorum. İkinci tepsiyi de fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir. Üstü ve altı kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. İlk tepsinin üzerine rendelenmiş kaşar ilavesi yapıyorum. İkinci tepsiye de aynı şekilde kaşar ilavesi yaptım. Toplamda üzeri için kullandığım kaşar miktarı 150 gram kaşar kullandım. Gördüğünüz gibi ekmeğim servise hazır. Hem puf puf hem de kaşar üzerinde şahane bir ekmek tarifi oldu. Sizlere de bu güzel lezzeti hazırlamanızı öneriyorum. Herkesin pratik bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Bu puf puf bol kaşarlı ekmeği. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini, hamur için neler kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.